Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün anneciğim yanımda, annem tatlım yanımda. Büşra bana çok konuşma dedi. İyi bayramlar diliyorum. Tamam, sen aç kanalı, sen aç. Sen aç hadi kanalı. Büşra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün kolay bir baklava tarifi vereceğiz. Biliyorsunuz bayram ve korona. O yüzden dolayı da korona evde yiyeceğiniz tatlı kolay bir tarif verelim dedik. Sağlıkla, mutlulukla güzel bayramlar diliyorum. Büşra sus dedi. Demedim ya. Demin bir kanalı açtım. Haber ay hayır, ne yapayım ben? Bir kastı bir kastı beni, aklınız durur. Ama ben kanalı açamıyorum zaten. Ay böyle de küçük Emrah ben. Hayır ben kanal açamıyorum zaten. Ay, gel. O da kastı, ben de kastım. Neyse, o zaman biz tarifi vermeye başlıyoruz. Tarifte görüşmek üzere. Önce şerbetimizi yapacağız. Şerbetimiz için tepsimize göre şerbet yapıyoruz. Ben 2,5 su bardağı kadar şerbet kullanacağım. 2 su bardağı da su koyacağım içerisine. Önce şerbetimizi şöyle bir akıtalım güzelce. Evet, bu da bir doldurma şekli olsun size. Her yere daha şeker döktün. Hizmetçin mi var, o mu temizliyor? Evet, Büşra temizleyecek. Senin iyi hizmetçi mi var? Hizmetçi bak, mi var? Bak bile benle var ya, böyle hatır hatır konuşuyor. Açık kibar ol, kibar desinler ki anne kız ne güzel. Kibarlar. Yok. Yok ana. Yok. İki. Yok. İki su bardağı da. 2,5 su bardağı. Ay anne karıştırma kafamı. Çok heyecanlandı çok. Heyecanlanmadım ayol, şu var ya. Kafamı karıştırıyor. Bak şimdi. 2,5 su bardağına 2 su bardağı şeker koyacağım. 2,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su koymak İyi. İstiyorsun herhalde değil mi aşkım? Aynen onu kullandım. Ağzım dilim kurudu. Bir yudum su içeceğim şimdi. 1 2. Şimdi ocağımızın şöyle orta gözünde güzelce şu kaynayınca kısacağım. Ocağa koymamızla söndürmemiz arasında 25 dakika olması lazım ki şekerlenmesin şerbetiniz. Tamam. Tamam. O zaman biz diğerlerini hazırlamaya başlayalım bunlar olurken. Kanalım ilk cümleye ben başlarım, artık bunu anla. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Elektrikli lütfen. Hayır, videodayız, yapma, şiddet, kanıtlı şiddet. elektriklerimiz gitti. Elektriklerimiz gitti. Biraz karanlık olabilir ama idare edin artık. Yarım saatimizi geçirdik. Gördüğünüz gibi hamurumuz da çok güzel yumuşadı. Böyle nişastamız var. Nişastamız bol olacak. Onu da güzelce hazırladık. Şimdi buradan dur şey alayım. Merdanemi alayım. Al merdanemi. Merdanemi aldım. Heh. Ayağımda da orayı çekmedim herhalde. Tamam. Neyse. Şimdi nişastamızı şöyle bolcana yayıyorum. Aynen. Tamam. Babamın paralarını nişastaya harcadı. Heh. Şöyle hamurumu nişasta alıyorum. İyice bolca nişasta. Şöyle. Hayruş olsa bir paketi dökmüştü şimdi. Evet. Hayruş bir paketi dökmüş. Başlıyoruz açmaya. Açamıyoruz. Sıkıntı çekme. Dur bekle bekle. Yok yok olmamış, bekle. Hamur olmamış. Evet, şimdi hamurumuzun tarifini vermeye başlıyoruz. Başla anneciğim. Başla anne. Şimdi 2 yumurtamız var. O babamın aldığı yemek için olan 15 liralık yumurtalardan değildir umarım.
Yok. Ha? Bunlar 6 liralık yumurtalardan. Sen bak 6 liralık yumurta. 7 liralık yumurtaları sabah kahvaltısına. 15 lira onlar. 15. Pardon 15 lira. Babamın paralarını yeme. Düzgün kullan. Şimdi baban hadi. Kazandı ben kazanmadım ya. Hadi canım hadi. Her neyse. Hadi. Ah, senin kadar babacı kız görmedim. O başka bir şey tabii. Şimdi açmak için nişastaya ihtiyacımız var. Sadece nişastayla açacağız. O şey sonraki meselemiz. Şimdi sirkemiz var. Hadi koy. 1,5 yemek kaşığı kadar. Kabartma tozumuz var. 2 yumurtamız var. Yağımız var. Yoğurdumuz var. Yoğurdu asla unutmuyoruz ama. Unutmuyoruz. Bir de yağımız var. Tekrardan erittiğimiz tereyağımız var. Yoğurdu neden unutmuyoruz? Ben biraz önce çekimde yoğurdu unuttum. Açmaya başlayınca dağıldı gitti. Hani söylemeyecektin? Ben dayanamam. Neyse hamuru baştan yapıyoruz. Hamuru tekrar baştan yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım bir baştan. Bir de ben orada hava attım. Kızım her şey benim aklımda. Ben aklımdan yapıyorum. Yani yoğurdu unut. Tamam vurma. Neyse. Oraya buraya çok vurma anne. Babamın yaptırdığı tezgah. Sakin. Şimdi senin babanın. Allah'ım sen affet yarabbim. Şimdi iki yumurtamızı güzelce ne kırıyoruz. Şöyle mesela. Evet. İki. Efendim yoğurdumuzu koyuyoruz. Yoğurduk kesin koyuyoruz kesin ama. Kesin bak yoğurt koyuyorsunuz. Bir su bardağı yoğurt. Tamam mı? Bir çay bardağı sıvı yağ. Tamam mı arkadaşlar? Sonra yarısı eritilmiş yarısı eritilmemiş tereyağı. Sana yağ. Yarısı sana yarısı tereyağı. Ne bozuyorsun ya? Ben belki tere diyeceğim. Her ay niye bozayım ya? Ya? Hayır tamam yarısı Allah sana Allah. Ya yarısı tereyağı. Bu kız beni öldürecek bir gün. Anne bunun ne zaman? Ne alakası var şimdi onunla? Yani ha? Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce bismillah çekmedik gülüyorduk o yüzden dolayı olmadı. İnsanlara tarif veriyoruz. Koyduğun yağ yalan mı söyleyeceksin? Ama diyor bu hamurda bir tuhaflık var. Niye olmadı diyorum ha. Kendi kendime. Niye tamam olmamış? Oldu şimdi. Oldu mu? Ay Ayşem kulaklarım cınlasın. İldan abla. Sirkemizi koyuyoruz. Koy. İş yerinde çalışırken bir şey olduğu zaman annem her zaman... dermiş onun taklidini yapıyorlardı. İlhan abla ay kulakların çınlasın Ayşe. Gene başladı demeye. Şimdi ben bu ölçüleri videonun altına tam olarak yazacağım zaten gene. Koy bakalım. Tamam. Bir. Kabartma tozunu içine katmamamın sebebi önce iyice bunları karıştırıyorum ki hamura güzel işlesin diye. Benim unum elenip konuluyor buraya. Neden elemiyor diye sormayın. Çünkü unum elenmiş. Şimdi arkadaşlar kabartma tozunu bununla beraber koymamın sebebi daha güzel kabarması. Yumurtayla yoğurda kabartma tozu koyduğunuz zaman hem kabarmıyor hem de çürümüş geliyor. Şöyle üstünden hafifçe una yedirin kabartma tozunu ki özellikle kek yaparken özellikle neden kabarmıyor diyorsunuz ya işte o yüzden kabarmıyor işte hepsini birbirine karıştırıp bir anda çırptığınızda ne kızıyorsun be dövseydin ne insanları ne kadınları yapmayın ne yapmayın adamlar ne? Kadınlar ne dövdün be resmen ne döveceğim be ne döveceğim be konuşma sen kendi yaptığına bak o videoyu da koyacağım buraya ay Büşra açıyoruz ben açamıyorum. Ay ne o bozuldu. Kadar büyük bir havayla başladı ki hamur. Ay hiç sormayın arkadaşlar ya bildiğin rezillik oldu. Şu bebeğim de hasta bunu yakalayıp veterinere götürmem lazım. İyi Vildan Hanım mutfak balkonunda kedi mi olurmuş? Ona diyenin her yerinde kedi olur insanın. Ona diyen benim evime ne gelsin? Ne gitsin? Ne bir lokma suyumuzu içsin. Aynen öyle. Biz hayvanları seviyoruz. Hayvanları sevmeyeni sevmiyoruz. Aynen öyle. Bu kadar basit. Onlar hayvanları sevmiyor, ben de onları sevmiyorum. Aynen öyle. Ölçüyü bıraktın, avcı geçtin. Ha? İki ama saattir bana ölçü aratıyorsun videoda çıkacak diye. Evet. Ha? Bana o avcını batırdın ona. Oh mis gibi oldu. Oh mis gibi oldu. Bak
Hamurun renginden demin ki kurabiye hamuru gibi oldu. Neyse ondan kurabiye yaparım ben de. Bir güzel içerisine susam katarım, çekirdek katarım, üzüm katarım. Heh. Bir güzel içerisine mis gibi kurabiye yaparım. Heh. Ayşe. Heh. Aferin Ayşe. Heh. Ah Ayşem ah. Hamur bile kendine geldi. Hamur bile kendine geldi. Ya. Kız azıcık gıybet yapalım mı? Yapalım kız. Gel Yağmur ablayı çekiştirelim. Ah, ah, ah benim Yağmur kız, o çekiştirilir mi kız? Allah göstermesin. Gel dedim gelmedi videoma. Sonrasında ne yapar adamı biliyor musun? Allah saklasın beklesin. Biz fazla gıybete girdik. Annemle kesin dava dedim. Açarlar bize yani. Yani dedim aha tamam Yağmur bana dava açar. Neyse, neyse hamurumuzu hazırladık şimdi güzelce. Şimdi hamurumuzu güzelce ne hazırladık? Güzelce ne? Şöyle güzel bir hamur oldu bakın. Şöyle güzel. Maşallah diyeyim. Maşallah, subhanallah. Böyle güzel bir hamurumuz var. Şimdi nişastayla açacağız bunu. Bunu nişastayla açacağız. Bunu tek parça olarak açacağız. Öyle kalkıp da 2'ye 3'e 5'e bölmeyeceğiz. Bu bir parça. Bu şekilde baklava olarak açılacak. O zaman. Ve hepiniz de bunu çok rahatlıkla yapabileceksiniz. Merdane ile açacağız ve asla ve asla şey kullanmayacağız. Oklava kullanmayacağız. Hepiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. O zaman başlayalım. Tamam. Şu an başlıyoruz. Unumuzu aldık. Un değil, nişasta. Nişastamızı. Sadece nişasta bak. Bol nişasta olacak. Altına yerleyin. Şöyle iyice yayıverin. Tamam mı? Heh. Ondan sonra bunu da şöyle aldım. Güzel. Hamurum çok güzel oldu. Maşallah. Süper. Deminki hamurunu da koyacağım. Ay Büşra. Evet deminki de. Hadi müsaade ediyorum. Koyabilirsin. Ay ne bozuntuydu benimki. Yoğurt koymayı unutmuşuz ya. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Tamam. Şöyle alacağım şunu da. Şimdi açmaya başlıyoruz. Bunu böyle açacağız. Kaldıra kaldıra. Kaldıracaksınız bunu. Arkalı önlü. At nişastayı gene. Nişastayımızı süreceğiz. Babamın paralarını ye. Allah'ım bunun babasının paralarını ben ne yapayım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Sağlıklı inşallah adam yaşasın da ben de yemek nasip edeyim. Allah başımda ama ayıydı uyuydu. Kocam idi çalıydı çırpıydı evimiydi misali işte. Ya böyle işte olay. Şimdi bunu böyle güzel güzel. Kocaman yapıyor ama şeklinin bir önemi yok öyle. Bunun şimdi bir şeklin var mı? Önemli değil. Bak şimdi bunu bu kadar açtık ya. Bunu böyle bir katladık. Şöyle bir katladık. Tamam mı? Bunu da böyle bir katladık. Şöyle. Hatta şurasını da şöyle yapacağım ben. Bir kat daha olmuş olur. Şöyle bir kat yapıyorum. Bunu bir kat yapıyorum. Şöyle. Yavaş şöyle biraz bir ama yavaş. Şimdi. Yaptım. Dur yavaş bir kat. Bak böyle ya. Şurada bir iki parmaklık boşluk bırakın ki hamur güzel açılsın. Tamam şöyle. Onu da koydum. Ha, tamam mı? Bunu ben gene şöyle yuvarlıyorum arkadaşım. Şöyle evet. Yuvarlıyorum yuvarlıyorum. Bak bunların hiçbir önemi yok. Tamam mı şunların? Hiçbir önemi yok. Bunu böyle yaptıktan sonra elinizle tekrardan bunu böyle bastırıyorsunuz. Bir 5 dakika bekletin. Hamur bir 5 dakika kadar dinlensin. O zaman biz 5 dakika sonra geri geliyoruz. Bir 5 dakika sonra geri geliyoruz. Tamam 5 dakika oldu ve biz geri geldik. 5 dakika görüyorsunuz. Annem eliyle güzel saldı. Yaymaya başladı. Elimde şöyle hafif bir yaydım. Ondan sonra tekrardan şu vaziyette açıyorum. Hızlandırayım buraları bari. Kim mesaj attı sana? Bilmiyorum ki telefonum. İzin çok... aldın mı benden telefonunu yanında tutmak için? Ama arayan sorun oluyor Bayram. Ha, izin aldın mı benden? Ararlar annem. Arayamazlar. Bana soracaklar seni aramak için. Duydun mu? Şimdi ilk katını öyle açmıştık ya. Heh. Bu katını da böyle yapıyoruz. Bak. Şöyle. Dur. Pardon biz. Şunu da şöyle. Şöyle yaptık. Şöyle kareledik bunu da böyle. Tamam mı? Bunun burasını buraya getirdik. Burasını buraya getirdik. Burayı böyle yaptık. Bu
Burayı da böyle yaptık. Yine şöyle elimizde kare bir hamur yaptık. Büyükçe. Nişastasını verin. 2-3 dakika bir şeyle oyalanın. Ölümüne nişasta ama. Evet, bol nişastayla. Tamam mı? Bunu daha 3-4 kat daha açacağız böyle. Artık kare olarak açmaya başlayacağız. Telefonumun şarjı bittiği için biraz geriden geldim ama gördüğünüz işlemi annem bir kere daha tekrarladı. Ben yokken. Şimdi tekrardan katlayacak, açacak. Katlayacak, açacak. Şimdi. Değil mi annem? Aynen öyle. Katlaya katla. Bir de şöyle yapalım bakalım. Şöylesini de yapalım. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şunu birazcık bir vurayım. Şöyle. Bir dakika. Acıkın büyüt. Şöyle acık vurayım, büyüteyim. Şöyle elimle de büyüteyim güzelce. Burasını böyle koyayım. Şöyle. Şurasını şöyle. Şurasını da şöyle. Hamuru istediğiniz şekle verebilir. Ben şöyle yapıyorum. Nişasta. Efendim bunun adı nişasta. Aralarına da tabii nişasta koyuyoruz. Unuttuk. Olsun, heyecanlandın sen. Ama çok heyecanlandım ya. Ben tek başıma işimi bütür bütür yapıyordum. Şimdi baklava işine gelince. Tamam. Oldu güzel. Oh maşallah maşallah. Maşallah subhanallah. Allahu ekber. Ha, bak oldu şimdi kat kat. Tamam artık bunu kocaman büyüteceğim. İstediğim büyüklükte gelene kadar bunu açacağım. Sonra arasına cevizimizi koyacağız. Kat kat hamurlar. Kat kat hamurunu. Bir kat daha yaparım. Sonrasında sizle beraber oluruz. Cevizimizle beraber. Evet. Şimdi burayı ben gelene katlamam. Kadar... Annem hamuru iyice büyütmüştür anne. Ya sen anlat ya ben anlatayım. Tamam. Hamuru annem iyice büyütmüş. Şimdi tezgah küçük olduğu için o tarafı inceltip üste katladı. Buraları inceltiyor şu anda. Değil mi aşkım? Aynen öyle. Şimdi kenarlarını iyice inceltelim. Çünkü kenarları kalın kalmasın. Çirkin durmasın baklavamızda. Evet baklavamız böyle oldu. Tamam mı? İyice büyüttü hamuru İyice anne. İyice büyüttüm. Ben biraz sarkıtacağım bunu. İsteyen bir şey yapabilir. Şöyle biraz sarkıtayım. Siz de iyice görün. Cevizini koyabilir. Cevizini koyacağım bunun güzelce. Şimdi şurasını şöyle bir bastırayım. Bir dakika şura. Tamam. Şimdi bunun düzgün olmayan yerleri varsa şöyle benim gibi şunu vereyim mi anne? Alabilirsiniz. Yok be ya boşver. Onları daha önceden var mıydı onlar bizde? Var mıydı? Tamam. İki daha vurayım şöyle bir incelsin. Güzel ben severim bu hamuru. Çok inceldi ama. Ama olsun kat kat. Şimdi bunun içerisinde hiç yoksa 20-25 kat var. Katlayıp açtı, katlayıp da açtı, katlayıp açtı. Benim çekmediklerim de var. Ne kadar şöyle yapsak dedim, kârdır herhalde. Şunun üzerinde bir şunu da vurayım. Şöyle incelteyim. Amanın. Elin geride olsun. Önemli değil. Katlanacak zaten. Burası böyle olduktan sonra şimdi ceviz. Bütünden. Ben cevizi şey seviyorum. Sen söyle. İri severim. Öyle çok ince sevmiyorum içinde. Bir de çok ceviz de sevmiyorum. Yani ceviz bana kokuyor ya. Cevizin koktuğu da tek insan sensin. Evet. Böyle. Güzelce. Böyle yaptıktan evet. Sonra bunu da böyle yapıyorum. Şöyle. Şimdi katlıyoruz. Üçer parmak kalınlığında bak. Fazla değil. En fazla üç parmak kalınlığında şöyle güzel güzel katlıyorum. Oradan buradan, oradan buradan. Şimdi buradan iki katladım ya. Buradan da bir, iki yapıyorum. Buradan bir, buradan bir.
Buradan bir. Şimdi şöyle yapıyorum. Biraz tabii şey yapıyorum. Şöyle yapayım. Şöyle açayım güzel arasını. Şöyle. Tam ortada. Ben gene buraya mı attım bıçağı? Burada. Tükürmesem olmaz. Bu cadıyla var ya. Siz bunun ne cadı olduğunu bilmiyorsunuz. Milletin dedikodusunu yapalım diyor. Hadi gel ben senin dedikodunu yapayım. Yap bakayım bildiğin. Yap. Hele bir istediği olmasın. Veyahut da onun gönlüne göre bir şey olmasın. Şimdi şu bölgelerini alıyorum şöyle. Bunları tekrar yanına koyacağım. Kurabiye şeklinde yiyeceğiz. Hele bir istediği olmasın. Allah'ım ya Resulallah. Aşk olsun anne. Oo. İnsan çocuğunu över. Şu güzel. Büyük olmaz mı? Hayır. Şimdi bir bardak aldık. Şimdi ve bir tane borcamımız ben var. Ben şu tarafa geçeyim mi? Hani bu borcamı bilirsiniz, bu borcamlarımızı. Hediye gelir. Her eve lazımdır. Herkes bundan bir hediye almıştır. Ya da götürmüştür. Kesin. Şimdi kesişini göstereceğim anneme. Şimdi bu şekilde kesiyoruz. Bir. Gördünüz mü? Ay şeklini alacak böyle. Bu iki, üç. Şu vaziyette. Hı. Ay şeklini alarak bunu bu şekilde kesiyoruz. Gerçekten acayip kolay bir baklava değil mi? Katla katla aç. Aynen öyle. Bunu herkesin yapacağını düşünüyorum ben. Bunu şöyle güzelce ne? Şuraya şu vaziyette. Şunu da kes sonra dizelim. Gösterelim gel. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Ay senin arkadaşlar diğer ağzını yiyebilir miyim? Biraz önce nasıl çemkiriyordu siz yokken var ya. Oh ne güzel, şikayet ediyorum. Çemkiririm. Ama ne çemkirme ne çemkirme. Niye çemkirmeyecekmişim? Bunun işlemi daha bitmedi. Buna bir tane sana yağ eriteceğiz. Bana tereyağı da kokuyor biliyorsun. Benim kokuyor, yumurta kokuyor. Yumurta kokuyor der, tereyağı kokuyor der, ceviz kokuyor. Her şey kokuyor anneme. Yumurtayla kahvaltıya bir otururuz. 10 bardak çay ise 10 bardağı da değiştiririz mesela yani. Yumurtayı yediği çatalla kahvaltıya devam edemez. Her şey kokar benim anneme. Evet. Kokar. Onu indir istersen, ben de daha rahat çekeyim aşkım. Şurada kirlenmesin diye. Neyse. O tarafa şöyle geleyim o zaman da. Şöyle güzel. Ay maşallah ne güzel görünüyor. Maşallah, süphanallah. Ağız tadıyla yemek nasip besin. Umarım sizler de, Allah herkesin evine bolluk bereket versin. Sizlere de nasip etsin. Amin. Allah yapmak, etmek, almak, vermek. Bunlar çok önemli şeyler bu hayatta. Sağlıkla, her şeyin yeteriyle. Ay hapşurma güzelim. Korona mı oldum anne? Aman Allah saklasın kız ağzında. Kız hayra şaka yapıyorum be. Aa, ağzını hayra. Ha, senden daha önce o çıkar. Dötünü bayra. Ay terbiyesiz. Bari şu şeydi bak, ben şimdi söyleme yani şurada. Ya niye söylemeyeyim ya? Aa, Allah ya, Allah. Ya bir şey, her bir şeyde var ya böyle bir şey. Söylerim ne zaman? Yani, bir titik çıkartıyorsun ama. Niye çıkartayım? Neden konuştuğum bir şeyden ne zaman çekindim ben? Ben patavatsız bir insanım. Gerçekten patavatsız. Ne yapabilirim? Bak o gün akşam kolonya getiriyor kadın bize. Mis gibi de güzel kokuyor. Güzel değil. Hadi ya. Ama baştan anlat. Ya bir gittim şimdi. Semra teyze var. Onu da çok seviyorum. O beni yanlış anlamaz çok zaten. Çok güzel. Ben çok iyi bir gittim insan. Çok güzel bir kolonya bulmuşlar. Tamam mı? Büşra gel dediler. Bizde kolonyası çok güzel. Biz de bundan alacağız. Çok güzel kokuyor. Bir kokladım. Hacı yağ lan bu dedim. Bildiğin hacı yağ kokuyor yani. Annem başladı. Her şeye sen olumsuz yönünden bak. Zaten 2 gram güzel bir şey çıkmasın ağzından. Yani yalan mı konuşayım? Beğenmedim. Bildiğin hanım eli diyorlar. Hacı yağ kokuyor. Hayır, gerçekten hanım eli kokuyor. Hacı yağ sen daha hayatında koklamamışsın. Oldu aynen. Hayatında daha hacı yağ koklamamışsın.
Koy nerede bakayım. Kokladın hacı yağını? Niye ya, dedemde vardı hep. Küçük küçük ay boynuna Allah küçük küçük kondururdu. Allah rahmet eylesin babacığım. Gani gani ruhuna değsin inşallah. Kaynatam da çok severdi baklavayı. Allah onun da ruhuna değsin. Çok iyi insandı kaynatam. Çok iyi insandı babam da. Babam ay da ne güzel insandı. Göründü. Kaynatam da çok iyi bir insan. Şunları şey yapalım. Evet güzel göründü. Evet, harika göründü hem de. Evet, bu şekilde dizdik bunları. Şimdi fırına nasıl atacaksın? Fırına atmayacağım. Önce yağlı çizdireceğim. Hayır, yağını cızdıracaksın. Yağını cızdır, tamam. Yağını cızdırsan anne, sonra geri geliyoruz. Yerleri de sen sileceksin herhalde. Her yer nişasta, ceviz. Sen sileceksin. Sen sana video çekiyorum. Bana mı çekiyorsun? Hay hay. Allah Allah. Temizle şimdi oraları. Hay, bak bırakır gider. Temizle. Büşra bir daha de. Temizle dedim. Şaka yaptım, hoşum, özür dilerim. Özür dilerim. Böyle olacağız. Özür dilerim aşkım. Aşkım benim. Aferin aşkım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Anişkom şimdi orada bir kalıp sana yağını eritti. Cızdırdım. Cızdırdım. Böyle üzerine döküyorum. Bak tı 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 geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ağız tadıyla yemek nasip et kurban oldum Allah'ım. Amin. İyice yağ içinde kalacak. Böyle. Ki katları rahat rahat güzel güzel açılsın. Şöyle yağ içinde olacak. Aynı böyle olacak bak. Ki katları rahat rahat açılsın. Of, kalori manyağı ettin beni. Kalori manyağı. Bu da güzeldi. Evet, şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derece fırına veriyorsun değil mi? Şu kenarlarda gelmeyen yerleri varsa sürün ki kuru kalmasın. Şöyle hafif bastırmayın sakın. Hafif böyle değdire değdire şu kenarlarının şu bölgelerinde yağ dökerken ister istemez şey oluyor. Böyle özenelim güzel güzel. Hı. Önceden ısıtılmış 180 derece miydi? Evet, önceden ısıtılmış 180 derece. Yalnız yağında ben 2 dakika beklemesini tavsiye ediyorum. Birazcık beklesin yani. Tamam, beklesin. Sonra fırına atacağız değil mi? Aynen öyle. Tamam. Çıkarınca tekrardan devam çıkarınca edelim o zaman. Aynen öyle. Şerbet derken gösteririz. Tamam. Evet sevgiler. Alıştım artık YouTube'a. Tabii canım. Nasıl saldın baksana. Elin ayağın karıştı da yoğurdunu koymadın hamurun demin. Ama şimdi birazdan onunla bir kete yapacağım. Aklınız durur. Ben telafi ederim. Ben hatalarımı telafi ederim. İyi bakalım. Kardeşcağızım. O zaman kapatıyorum. Kapat. Becerikli annem, olmayan ilk hamurumuza ne ekledin de böyle oldu? Bir şeyle... Yoğurt mu ekledin? Bir şeyler eklemiş, şimdi kete yapıyor aşkım. Boş kete yapıyor. Boş kete ama olsun, boşa gitmedi işte. Ellerine sağlık bebeğim. Ha bak, bu da gene aynı şekilde kat kat açtım bayağı. Kapıya bak, sanki bak anne biri geldi. Sanki bak ne oluyor bak. Bak bak. Anne. Tamam durdu. Bak 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 şimdi bak bak bak. Anne bu ne? Ha? Kız manyakladın mı sen? Salağa bak ya. Ne oldu? Ciddi söylüyorum bak, geberteceğim seni manyağı. Bismillah 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 bismillah. Hoş geldiniz. Güle güle. Anne bak bak bak. Kız Rabbeni açsene. Anıldıkları yerlerde olur. Tabii tabii. Bak bak. Bak bak. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Akşam sana gelsinler mi sen? Of diyorum, maşallah maşallah maşallah. Anne çok iyi oldu. Sanki kat kat açtın yani, tek tek sanki. Aynen öyle. Ha? Aynen öyle, 4-5 kere açmaya. Şerbetini ne zaman vereceğiz? Bu biraz ılısın. Bu ılıyacak. Acık ılacak. Yoksa tamam, olur. Tamam. O soğuk olacak, bu da hafif ılık olacak. Lezzeti güzel olacak. İçlerinin piştiğini görüyor musun? Bak nasıl güzel kızarmış da. Resmen harbiden kat kat oldu ya. Tamam. Elim değecek kadar sıcak. Yanmıyorum. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Şerbetimiz. Şerbetimiz soğuk. Hatta ılık
Yani soğuğu yakın ılık oda. Maşallah. Şimdi çekecek değil mi bu bunu? Tabii. Tabii çekecek anneciğim, hepsini çekecek güzelce. Ne var? Ne oldu koşan? Söyle. Sen yiyemezsin. Boşuna tatlılık etme. Sıpa. Ay koluma vurdu. Canın acıdı mı? Acımadı. Acımadı. Koşan. Tamam. Evet, dinlenmeye bırakıyoruz. Böyle afiyet olsun efendim. İsteyen üzerine şu an fıstığı dökebilir. Ceviz dökebilir fazladan isterseniz. O sizin kendi gönlünüze göre. Benim şu an fıstığım yok. Ben çok garip oldum. Şampasım olsa çok güzel süslendim çektikten sonra. Neyse canım, olanı bu işte. Ama güzel oldu. Afiyet, bal şeker olsun hepinize. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Başta yapamadığımız hamurdan çıkan boyoz görünümlü boş ketelerimiz. Ama yapamadığım hamur deme. Yoğurdu unutmuşuz. Yoğurdunu unuttuğumuz hamur diyeyim. Tamam. Ondan sonra onlar da harika görünüyorlar. Şimdi size baklavamızı bir gösterelim. Nasıl olduğunu. Kat kat oldu. Çıtır çıtır. Evet. Kat. Evet. Bakayım. Çok büyük be. Tadı gerçekten harika. Hani insan vücuda kibarlık olsun diye şöyle böler verir. Harbi gibi. Ama tadı mükemmel. Ellerine sağlık. Oh. Kızımın mırlamasından bizim sesimiz çıkmayacak, seni istiyor. Bugünlük bizden bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek vermeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz tekrar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.